Hoş geldiniz sevgili monkitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Geçenlerde bir hikaye okuma videosu paylaşmıştım. İlk andan itibaren çok güzel bir etkileşim aldı. Çok güzel yorumlar geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten yoğun çalışıyorum ama yani madem öğreniyorsunuz arayı açmak istemedim ve yeni bir video çekmek istedim. Sizin için okuyacağım yeni hikayelerim de hazır. Onları da çekeceğim. Sadece bugün biraz daha gramatik olarak yaklaşalım konuya istedim. Neden böyle oldu? Kanalla ilk kez karşılaşmış olanlarınız için ben Dilan ve bu kanalda İspanyolca dilinin böyle günlük kullanımlarına dair daha basit, daha rahat, daha hızlı bir şekilde nasıl cümle kurabileceğinize yönelik videolar paylaşıyorum. Eğer bu kanal büyüsün istiyorsanız, destek vermek istiyorsanız, daha da geniş bir aile olalım derseniz kanala abone olabilirsiniz ve yorum bırakabilirsiniz. Yorumların önemini bütün videolarda vurguluyorum zaten. Başlangıç seviyesindeki bir öğrenciye belki de en korkutucu gelebilecek konulardan birisi bu ser ve ester konusu. Bazılarınız, ileri seviyede olanlarınız bile konuşurken ser ve estarı kurmadan yani kullanmadan cümle içerisinde cümleler kuruyorsunuz. Ya da işte o kadar çok kural veriliyor ki kitaplarda, internet sitesinde vesaire. Bunun yanlış olduğundan bahsetmiyorum. Tabii ki de bize açıklamalar yapabilmek için böyle kuralları vermeleri gerekiyor. Ben sadece kurallara girmeden işte genel bir bütünlüğü anlayabilelim de günlük dilde hangi kuraldı neydi falan diye düşünmeden bir açıklama yapabileyim. Siz de rahat bir şekilde anlayın istediğim için kurallara girmeden anlatacağım. İşte bu kuralların içinde kaybolanlarınız da olabiliyor. Ya ser miydi, ester miydi diye böyle karışıklıklar da yaşayabiliyorsunuz. Açıkçası günlük dile baktığınız zaman pratik yapmak ve alışarak bu iki fiili öğrenmek bence en makul olanı. Yani başlarda yanlış kullanabilirsiniz. Ben de zamanında yanlış kullandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Zamanı gelince siz onu duydukça zaten daha rahat bir şekilde düzelteceksinizdir. Sadece bu iki fiilin varlığını bilin. Yani bir yerlere kullanmanız gerekeceğini bilin ki bunsuz cümle kurmaya bir son verebilelim. Bunlar Türkçe'de olmak manasına geliyor, tamam mı? Bizde de aslında olmak diye bir eylem var. Nedir bu olmak? Üzgün olmak, sevinçli olmak, mutlu olmak, evde, işte, okulda olmak, cuma olmak, perşembe olmak, hafta sonu olmak, beyaz olmak, siyah olmak, arkadaşım olmak, ailem olmak. Ama şimdi biz yani kimse dönüp de ben olmak, aç, sen olmak, tok, o olmak, benim arkadaş falan diye böyle bir kullanım yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Açım, tokum, üzgünüm, işte evde misin, neredesin falan filan gibi böyle direkt kişileri ekliyoruz ve olmak fiilini aradan çıkarıyoruz. Şimdi biz Türkçe'de bu olmak fiilini cümle içerisinde kullanmadığımız için öğrenci de Türkçe'den İspanyolca'ya bir çeviri yaptığı zaman, ki bu bence gayet normal, başka ne bekleyebilirsin zaten yeni başlamış bir öğrenciden, hatta belirli seviyelere gelmiş birinin bile böyle Türkçe düşünüp daha sonra İspanyolca'ya çeviriler yapmasını ben gayet normal karşılıyorum. Sadece Türkçe'yi nasıl, yani Türkçe düşüneceğiz ama bir İspanyol gibi Türkçe düşünmeye alışmamız gerekecek. Bunu da işte belirli kişilerin ışığında ya da işte kitaplardan, internetten, bu YouTube videolarından vesaire bir şekilde bunu kavramamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Türkçe düşünüyoruz ama bir İspanyol gibi. Yani mesela yabancılar buraya geldiği zaman ben aç olmak, sen üzgün olmak falan ya da ne bileyim plaj nerede olmak diye kullanım yapmalarının sebebi adamların dilinde bu olmak eyleminin mevcut olması ve onu haliyle Türkçe'ye çevirdiği zaman illa bir yerlere sokuşturma isteği, sokuşturma arzusu diyeyim. Yani ben Türkçe öğretiyorum İspanyollara mesela. Bu eylemi kullanmayacağız, böyle bir şey yok dediğim zaman adamlar şok geçiriyor. Nasıl biz şok geçiriyoruz, serestarı Maria koyacağız. Anladınız siz beni. O sebeple diyoruz ki fiilsiz cümle olmaz. Nedir bu fiil? Bir aksiyondur, bir eylemdir mesela. Serestardır yani en basitinden. Olmak, gelmek, gitmek, yemek, içmek, mutlaka bunların cümle içerisinde bulunması gerekiyor. İkinci özelliğimiz ise bu eylemi kim yapıyor ve hangi zamanda yapıyor? Bunu belirtmek için işte bu fiil çekimleri dediğimiz konular ortaya çıkmış. Yani fiillerde oynamamız gerekiyor. Hangi zamanda yapılmış, kim tarafından yapılmış, bunları bir şekilde cümlede karşı tarafa göstermemiz gerekiyor ki İşte sen olmak nerede, ben olmak iyi falan gibi böyle bir kullanım yapmayalım. Yapsak ne olur? Anlar, biz anlamıyor muyuz yani karşı tarafı? Ama yani neden daha profesyonel konuşmayalım? O sebeple geldik şimdi açıklama bölümüne. Bu ikisine de olmak dedik, çok güzel. Türkçe'de kullanılmıyor dedik. İngilizce bilenleriniz için değinmek istiyorum. İngilizce'de de to be eylemidir bu. Am, is, are. Geniş zamanda kullandığımız, was, were, işte geçmiş zamanda kullandığımız, her neyse. İspanyollarda bu iki tane, yani ikiye ayırmışlar. Demek ki bu adamlar
belirli bir farklılık yaratmış bu fiiller arasında ki iki tane fiil olması ihtiyacı dile gelmiş. Yok, meydana gelmiş dilde. O yüzden biz biraz daha hani ne oldu da acaba birinde böyle olsun, diğerinde şöyle olsun ihtiyacı doğdu, bunlara bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi birçok böyle kural var, bilmem ne var ama ben size böyle 2-3 tane küçük kafanızda kurabileceğiniz şeyler vermek istiyorum. Onlardan bir tanesi, genel olarak zaten konuşmalarımızda estar eylemini kullanacağız. O yüzden orasıyla başlamak istedim. Estar'ın bir durum belirtiyor olması. Tamam mı? Durum belirttiğimiz anda bu fiziki bir durum olabilir, ruhi bir durum olabilir. Değil mi? Fiziken olan halimiz, ruhenki halimiz mesela işte yorgun olmak fiziken bir durumumuzdur. Ya da ne bileyim üzgün olmak. Bu da bizim biraz daha ruh halimize yönelik bir durumdur. Böyle bir kullanım yaptığımızda estar eylemini seçeceğiz. Daha sonra kişilere göre onu ayarlayacağız. Geleceğiz oraya da. Ya da mesela bulunmaktan bahsediyorsak mesela işte ben bahçedeyim, değil mi? Bahçede bulunuyorum. Neredesin? Nerede bulunuyorsun? Ya da benim evim İstanbul'da dediğimiz zaman yine bir bulunma söz konusu. Buralarda da yine ben estarı kullanacağım. Bulunmadan bahsediyorum çünkü. Onun dışında eğer ben bir durumdan, bir bulunmadan bahsetmiyorsam, bir gerçeklikten, bir olgudan bahsediyorsam artık işin içerisine ser eylemi giriyor. Nedir bir gerçeklik? Mesela işte ben Türk'üm ya da ben Kürd'üm dedim. Tamam mı? Bu benim gerçekliğimdir. Bu olan bir şeydir. Ben yarın İspanyol uyanmayacağım. Ya da mesela dedim ki işte şu çiçek sarı dedim. Şimdi bu çiçek yani sarı bir şekilde var o çiçek öyle. Ya da dedim ki mesela bizim ev beyaz dedim. Evet ben evi yarın mesela maviye boyarım ve derim ki artık bizim ev mavi derim. Ama o zaman da yeni bir gerçeklikten, yeni bir olgudan bahsediyor oluruz. Tamam mı? Bu evimizin durumu değil. Bu var olan bir şey çünkü. O zaman şimdi başlamadan önce ben size birkaç tane Türkçe cümle söyleyeceğim. Siz de bir kenara ser mi, estar mı nedenleriyle birlikte neden öyle düşündüğünüzü not alın. Daha sonrasında döneceğiz. İşte o cümleleri ya da ona benzer şimdi elimde yazılı olmadığı için biraz değişiklikler olabilir. Söz veremiyorum. Ona benzer cümleleri İspanyolca'ya çevireceğiz. Öyle kullanımlar yapacağız. Başlıyorum. Dedim ki, Hazal benim kardeşim. Umutcan benim en yakın arkadaşım. Şu caddedeki adam kim? Karşıdaki evler mavi mi? Yarın cumartesi değil mi? Hayır, yarın pazar. Annen okulda mı? Saat 5:30. Bugün 2 Temmuz. Onlar Fransızlar mı? Onlar, o nasıl bir Türkçe oldu? Onlar Fransız mı? Sen Bursalı mısın? Bakıyorum, genel anlatacağım hemen hemen her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Günlük böyle kullanabileceğim cümleleri aldım ve bunların şimdi serle mi ester mi ilerlediğine bakalım. Hatırladığım kadarıyla giriyorum. Hazal benim kardeşim. Şimdi Hazal'ın benim kardeşim olması bir durum değil. Bir saniye. Hazal'ın benim kardeşim olması bir durum değil. Değil mi? Hazal benim kardeşimdir. Ortada böyle bir gerçeklik, böyle bir olgu var. Haliyle ben bunu öncelikle olmak eylemine giriyor mu diye bakıyorum. Hazal benim kardeşim olmak. Müthiş. Giriyor. Bu bir durum olmadığından, bir gerçeklik olduğundan da bunu serle kullanmam gerekiyor. Geldim. Umutcan benim en yakın arkadaşım. Şimdi buna bazen ester diyenleriniz çıkabiliyor. Sonuçta bu bir durum. Yarın hayat bu yani. Artık kötü bir arkadaşım olabilir ya da ne bileyim hiç arkadaşım olmayabilir, düşmanım olabilir vesaire. Ama bu bir durum değildir. Bu bir gerçeklik ve ortada var olan bir şeydir. Onun benim arkadaşım olması. O yüzden yine bir gerçeklikten bahsettiğimiz için yine ser eylemini kullanmam gerekiyor. İşte karşıdaki evler mavi mi demiştik mesela. Burada da bakıyorum mavi olmak. Evet, olmak eylemini sağladık. Yine evimizden bahsetmiştik değil mi? Bizim ev beyaz demiştik. Mavi mi diye sorarım. Ne bileyim yeşil çıkar evler. Ama yani benim bu bilgiye sahip olmamam benim bir gerçekliği sorguladığımı değiştirmez. Ben oranın gerçekliğini, oranın bir
varoluşunu sorguluyorum. Oranın bir durumunu sorgulamıyorum. Tamam mı? Mavi olmak, beyaz olmak, pembe olmak bir varlıktır. Ya da işte çiçeğin sarı olmasında nasıl evet var dedik. Tamam, çiçeği boyayamıyoruz. O hep sarı. Evi döner boyarız. Ya da ben evi mavi görmüşümdür. Ev yeşil çıkmıştır vesaire. Bu önemli değil. Ben onun gerçekliğini soruyorum. Aynı şekilde mesela karşıdaki Hamza dayı mı falan dediğim zaman orada bir Hamza dayılık bir olay soruyorum. Mahmut dayı çıkabilir o. Önemli değil. Benim bunun ne bileyim Ayşe teyze falan da çıkabilir. Gözüm yanılmıştır. Ama ben yine de bir gerçekliği soruyorum. Bir olguyu soruyorum. Bir durumdan bahsetmiyorum. Haliyle bunu da yine ser ile kullanıyorum. Ya da bugün cuma değil mi dedik. Karşı tarafta hayır bugün pazar diyordu örneğin. Yani demek ki bu senin yanıldığını gösterir. Ama sen yine de bir şeyin varlığından bahsediyorsun değil mi? Bu şuna serin, kalıcı, işte esrarın geçici durumlarda kullanıldığını böyle çalışan öğrenciler var, böyle görmüş olan öğrenciler var. Mesela onlar buralarda genellikle yanılgıya düşüyorlar. Neden? Çünkü diyor ki, yani mesela bugün cuma dedim, yarın da cumartesi değil mi? Zaman işliyor, zaman akıyor, bu geçici bir şey. Bunu şöyle değerlendirmek lazım, yani bugün cuma ve bu bir durum değil. Bana da cuma, sana da cuma, ona da cuma. Yani Çin'e gidersin artık saat geçmiştir vesaire. Cumartesi olmuştur. Onlar için de yeni bir gerçeklik artık bugün cumartesi olmak olmuştur. Yani yine bir varlıktan, yine bir olgudan, yine bir gerçeklikten bahsediyoruz. Yani bugün cuma, yarın perşembe, ne bileyim öbür gün başka bir şey olması bir durum değildir. Ya da saat 5:30 dedik. Saatin 5:30 olması, ben şu anda konuşurken bile 3 saniye geçti. Durdurabileceğimiz bir şey değil. Evet, sürekli geçiyor, kalıcı bir şey değil ama bu benim için de 5:30, senin için de 5:30. Ya da ne bileyim işte İspanya'ya gittiniz mesela, onlar bir saat gerideler. Onlar da artık 4:30 diyecekler. Onların da artık yeni bir gerçekliği var. O yüzden bu illa böyle net bir şekilde kalacak değil. Özellikle mesela ben öğrenciyim demek istedikleri zaman, ya ben ömrümün sonuna kadar öğrenci kalmayacağım deyip esrar kullanımına gitmek isteyen öğrenciler çok oluyorlar. Evet, sen sürekli öğrenci kalmayacaksın ya da ben avukatım mesela. Ben sürekli avukat kalmayabilirim. İşi bırakırım vesaire. Ne bileyim, öğretmenliğe adarım kendimi. Öğretmenimdir artık. Dediğim gibi benim öğrenci olmam, işte onun avukat olması, başka birinin doktor olması, bunlar durum değildir. Yani fiziken ya da ruhen yaptığımız bir durum, oluşan bir durum değildir. Bir varlık, var olan bir şeydir, olgudur. Umarım anlatabilmişimdir. Hepsini aynen tekrar ettim ama yani Celestar'ın aslı da bu. Ne yapalım? O yüzden kalıcı mı geçici mi diye düşünmektense, ya da işte ne bileyim bir şeyin ırkını söylerken seri kullanırız, neyden yapıldığını söylerken seri kullanırız falan filan şeklinde düşünmektense, aklımıza Estar'ı bir durum ya da işte bulunma yer belirttiğini kodlayıp seride daha böyle gerçekten var olan bir şeyleri kullandığımızda kodlayabilirseniz yanlışlarınızın daha da azalacağını düşünüyorum. Böylelikle hatta işte Türkçe düşünüp İspanyolcaya geçerken de yine bu az önce anlattıklarımızı hatırlayarak bir şekilde ser estarı cümle içinde kullanmaya başlayacağınızı umuyorum. Bu arada konuşurken ser estar kaçabilir, problem değil. Konuşurken neler neler kaçmıyor yani. Artikeller gidiyor, ne bileyim dişiller, eriller, çoğullar falan hepsi birbirine giriyor. Unutuyoruz ya da karıştırıyoruz. Önemli değil. Gerçekten sen yeter ki konuş. Devamını zaten bir şekilde getireceksin. Ama yazı çalışması yapıyorsundur. Gerçekten teoriye hakim olmak istiyorsundur. O zaman bir dur. Çünkü senin düşünme süren var. Senin gidip belirli kaynakları araştırma süren var. Haliyle sen doğru olanı getirip koyman gerekiyor. O yüzden durum belirtiyorsa bunu kullanıyorsun. Estarı kullanıyorsun. Bulunma belirtiyorsa, estarı kullanıyorsa, bir olgudan bahsediyorsa artık seri kullanıyorsun. Gelelim bunları kişilere göre çekmeye, tamam mı? Hızlı bir şekilde serin ve estarın çekimlerini vereceğim. Ondan sonra bunları nerelerde kullanabiliriz? Bazı kelimeler çalışacağız. İşte daha sonrasında da birlikte cümleler oluşturacağız. Serin çekimlerinden ben olmak, sen olmak diye ilerliyorum. Soy, eres, es, somos, soy, son. Estara geliyorum, yine ben olmak, sen olmak diye aynı şekilde ilerliyor biliyorsunuz. Estoy, estas, está. Estamos, estáis, están. Şimdi ben az önce saydıklarım var ama ben evde bir çalışma yapmak istiyorum ya da ne bileyim bir yerlerde iyiyim diye bir şey okudum değil mi? Estoy bien, hepimiz tarafından biliniyor. Ya ben başka acaba ne olabilirim, etrafımdakiler neler olabilir deyip hemen böyle bir kelime sıralaması çıkarıyorsunuz. Mesela iyi olabilirim, kötü olabilirim, hasta, yorgun, üzgün, mutlu. Bu böyle şeyler olabilirim değil mi? Hemen bir kenara çıkardım bunları, gittim sözlüklerden aradım, geldim cümle oluşturmaya. Mesela iyi misin diye soralım karşıdakine.
karşıdakinin bir durumundan bahsediyoruz artık. O yüzden bir kere seri eledik. Geldik Estar'a. Ondan sonra kime soruyorum? Karşıya soruyorum. Sen iyi misin diye soruyorum. O yüzden bu çekimlerden hangisini seçiyorum? Estas'ı seçiyorum. Estoy bien demiştik değil mi? Az önce iyiyim demiştik. Demek ki bien iyi manasına geliyor. Aldım oradaki bien'i, getirdim Estas'ın yanına. Estas bien oldu. Soru cümleleri nasıl yapılır? Negatiflik nasıl kurulur? İşte negatif soru cümleleri nasıl yapılır falan bunlar. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz şeklinde ben bir seri oluşturdum. Gerçekten de bir fiili alıp binlerce cümle kurabileceğinizi gösterdiğim bir seri. Oraya gidebilirsiniz. Özellikle ilk videosunda bir oynatma listeleri var. Oradan seçiyorsunuz. İlk videoya gidiyorsunuz. Kererli bir video. Oradan işte cümleler nasıl kurulur? Cümle sıralaması nasıl olur? Cümle tipleri nelerdir, kişilere göre nasıl çekimlenir bunları öğreniyorsunuz. Artık buralarda kısa kesiyorum. Cümle sıralamasını aldım. Estas bien, iyisin. Estas bien, vurguyla sordum. İyi misin oldu. O da desin ki mesela, hayır yorgunum desin. Yine bir durumdan bahsediyoruz. Seri eledik, geldik Estar bölümüne. Ben yorgunum dediğimiz için ne yaptık? Esto'yu aldık. Yorguna gidiyorum bakıyormuşum işte. Google'ladım falan bir şeyler yaptım. Cansado şeklinde yorgunun cansado olduğunu gördüm. Yalnız o ile bitiyor dikkat edin ve bir kadınsanız ya da bir kadına soru soruyorsanız bunun cansado şeklinde kullanılması gerektiğini artık bilelim lütfen. Aldık bunu. Estoy cansada dedim ben. Siz kendinize göre uyarlarsınız artık. No dedim hayır. Estoy cansada. Hayır yorgunum dedim. Umut benim en yakın arkadaşım demiştim değil mi? Şimdi burada bir olgudan bahsediyoruz dedik. Gittik ser eylemine. Umut benim en yakın arkadaşım derken bu en yakın arkadaşım olmak eylemini kim yapıyor? Umut yapıyor. O yüzden ben ser eylemini Umut'a göre almam gerekecek artık. Soy ben olmak, eres sen olmak, es o olmak. O olmak'ı alıyorum. Umut'u başa koyuyorum çünkü Umut yapıyor bu eylemi. Umut, es. Sonra da ekledim. Mi, mejor amigo. Mejor daha iyi ya da işte en iyi şeklinde de kullanılabiliyor. Amigo arkadaş. Mi de benim demek. Mi, mejor amigo. Benim en yakın arkadaşım. Umut olmak benim en yakın arkadaşım. Umut es mi mejor amigo. İşte dediğim gibi birçoğunuz mesela bunu çevirirken ne yapıyorsunuz? Umut mi mejor amigo deyip geçebiliyorsunuz. Bu videodan sonra umuyorum ki daha dikkatli olursunuz. Saatler videosu mesela değil mi? Saatleri detaylı bir şekilde anlattık. Onu da yine hem açıklamalar kısmına bırakırım hem de şuraya bir yere koymuş olurum. Oralardan da izleyip daha detayını öğrenebilirsiniz. Saati de kullanırken ser eylemini seçtim. Çünkü bir olgudan bahsediyorum. Tamam. Mesela saat 5.30 demiştik. Son, las, cinco y media. Son diye seçiyorum çünkü bir çoğulluk var. Dediğim gibi detayları diğer videoda mevcut. Ya da dedim ki mesela bugün cuma değil mi? Dedim. Bugünü aldım öncelikle. Bugün cuma olmak eylemini bugün yapıyor. Hoy, bugün. Sonra bugün cuma olmak derken bunun bir var olan bir gerçeklik olduğundan bahsetmiştik değil mi? O yüzden bu sefer de estara atıyorum. Geliyorum ser bölümüne. Bugüne göre çekeceğim için hangisini aldım? Es aldım değil mi? Hoy es. Bugün olmak. Cuma viernes demek. Hoy es viernes. Bugün cuma. Ama ben bugün cuma demiyorum. Bugün cuma değil mi diyorum. Yani ben bunun bir zaten netliğini kendim söylemişim. Karşı tarafa onaylatmak istiyorum. Değil mi? Değil mi? Diye karşı tarafa soruyorum. Bunu da no ile yapabiliyoruz. Hoy es viernes, no. Bu no'yu her yerde kullanabilirsiniz. Yarın 5'te geliyorsun, değil mi? Annemler evde, değil mi? Vesaire. Bu her değil mi, her değil mi dediğinizde sonuna bir tane no yapıştırıveriyorsunuz. İşte öyle oluyor. Sonrasında mesela nasıl bir örnek verelim? Yarın kız kardeşimin doğum günü diyelim. Şimdi doğum günü kelimeleri veriyorum önce. Cumpleaños. Bu da şeyden geliyor. Cumple, cumplir eyleminden gelmiş. Tamamlamak, año, yıl demek, yıl tamamlamak olmuş yani. Onlar öyle kullanıyorlar doğum günü bizdeki. Kız kardeş, hermana, erkek kardeş, hermano. Benim, az önce vermiştik zaten, mi demek.
Yarını veriyorum mañana. O zaman biraz düşünün bakalım ne yapabilirsiniz bu cümleyi. Yarın kız kardeşimin doğum günü. Mañana ile başladık. Çünkü yarın olmak, değil mi? Kız kardeşimin doğum günü yarın olmak. Olmak bölümünü yarın yapıyor. Mañana. Hemen mesela bugün olmak, yarın olmak aynı şey. O yüzden yine gittim. Es bölümünü aldım. Mañana es. Şimdi kız kardeşimin doğum günü derken burada birinin bir şeyi var. Demek ki böyle bir tamlama aslında da. Şöyle diyeyim. İlişki içerisinde bulunan kelimeler var. Bunları bir şekilde bağlamamız lazım. O yüzden cumpleaños'u bir aldık. Bu cumpleaños belirli bir cumpleaños. Çünkü benim kız kardeşimin cumpleaños'u. Başına bir artikel koydum. Mañana es el cumpleaños. Öncelikle yarın doğum günü. Bu detayı veriyorum, tamam mı? Hemen kardeşle başlamıyorum. Bu doğum gününün kardeşimin olması daha sonra gelebilir. Çünkü o bir detay. Yarın doğum günü benim asıl söylemek istediğim şey. Sonra dedim ki, bu birinin bir şeyi derken, okuma videolarını, hikaye okuduğum videoları izlediyseniz artık bir şeyin bir şeyi derken böyle ki bağlamalarda D'yi kullandığımızı biliyorsunuzdur. Mañana es el cumpleaños de mi hermana. Benim kardeşimin olarak bağladık. Daha fazla uzatmayayım. Umarım aklınıza daha rahat bir şekilde oturabilmiştir diyorum. Bu videoyu izlediniz örneğin. Hemen gidiyorsunuz evde yazı çalışmalarına başlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben Serestar'la neler kullanabilirim? Yukarıda daha önce saydığımız gibi üzgün, işte mutlu, kötü, mutlu, müsait, mutlu iki kez söyledik. İyi, kötü, mutlu, müsait, yorgun, hasta. Bunları öncelikle seçtik. Ondan sonra kişilere göre çevirdik. Üzgün müsün, mutlu musun, hastayız falan filan. Sonra esleri başka nerelerde kullanabilirim? Bulunma verirken, evde, işte, okulda, parkta, hastanede, ne bileyim bahçede, nerelerde bulunabiliyorsanız bu kelimeleri aldık. Hemen cümle kurmaya geçtik. Evde değil misin? Neden işte değilsin? İşte ne bileyim ofiste değilim çünkü kardeşim hasta, bu yüzden onunla hastanedeyim gibi artık kombolara da geçebilirsiniz. Bu tabii biraz daha üst bir düzey. Basitten başlayarak ilerlerseniz neden olmasın. Daha sonra detay veriyorsunuz. İşte saat 5'te kardeşimin arkadaşlarıyla okuldayım vesaire vesaire. Şimdi biz özel ders yaparken önce öğrencileri böyle basitten başlatıyoruz. Daha sonrasında daha komplike cümleler kursun ki cümle sıralamasını nasıl yapıyor ben de onu inceleyebilelim. Onun üzerinden çalışabileyim. Özel derslerim hakkında bilgi almak isterseniz de aşağı açıklamalar kısmına ve yorum olarak da bırakıyorum. Hem Instagram sayfamı bırakacağım. Orada da günlük kısa videolar paylaşıyorum. Oraya da göz atabilirsiniz. Hikayeler paylaşıyorum aynı zamanda. Hem de mail adresimi de koyacağım. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sonra serle neler kullanabiliriz? Mesela günleri kullanabiliriz dedik, değil mi? Bugün perşembe, yarın cuma, işte ne bileyim bugün cuma değil mi? Yarın perşembe di mi? Şeklinde cümlelerinizi kurdunuz. Ya da dediniz ki mesela bugün pazar, o yüzden evdeyim dediniz. Bir öncekine de bağladınız aynı zamanda. Yani Türkçe cümle kurma kapasitesine erişmeniz lazım. Siz ne kadar Türkçe cümle kurabiliyor hale gelirseniz o kadar basit İspanyolca cümle kurabilirsiniz. O yüzden yılmayın. Oturun cümle kurmaya çalışın. Bu cümleleri kurarken de basit cümleler üzerinden ilerleyin diyorum. Eğer yani bunu yapamıyorsanız ya da ne bileyim cümle kurmak zor geliyorsa, yeni başlamışsanız ya da birinin ışığında ilerlemek istiyorsanız, bu ben olmak zorunda değilim. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerden yardım alın. Çünkü evet tek başınıza ilerleyebilirsiniz ama birinin yardımıyla çok daha doğru bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde ilerlersiniz. Umarım açık ve anlaşılır olmuştur. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.